Ben çok heyecanlıyım da. Ay ne olacak? Siz varsınız, biz varız, kimse yok başka. Buyurun. Ben şöyle anlatayım. Ben 14 yaşında. Eşimin akrabası hani tanıştırdı bizi. 14 yaşındaydım da. Bir ay falan işte konuştuk hani. Ondan sonra bana işte kaçalım dedi. Kaçmazsan öldürürüm falan filan. Ben de kaçtım tabii. Çocuğum da. Evlendik işte. İki kızım oldu. Ama hani Maşallah. iyi geçmedi hani Kaçmazsam öldürürüm sürekli diyen adam da baskı. kaçılır mı ya? Ama İşte 14 yaşında kaçılır. korktum. O baskıyla büyüdüm yani onun yanında çocuklarla. 13 yıllıyken boşandık. Ya. Hani ben ilişki falan bilmezdim. Öğrendim yine iyi kötü yapmaya çalıştım. Elimden geleni fazlasıyla. Ordu'ya taşındık İstanbul'dan. Köy Tamam. köye geldik. Hep yapmaya çalıştım hani. Ama güzel bir Sonra şehre gitmişsiniz. Ben çok severim Ordu'yu. güzel ama mutlu olmayınca insan hiçbir şeyi görmüyor. Doğru, Doğru söylüyorsun. haklısınız. İnsanın mutlu olduğu yer Ben en güzel yer. boşandık. Biz boşandık, ayrıldık. Ben ailemin yanına gittim. Çocukları almayacaksın dedi bana kesinlikle. Yani iftira atarım falan. Benle kalacak dedi. Kabul ettim. 6 ay ayrıldık ama o 2 ay sonra evlendi. Kadın 2 ay durdu. Tekrar gitti. Ve tekrar bana döndü. Barıştık. Tekrar orduya geldim ben. Şimdi 5 aydır tekrar işte birlikte nikah falan kıymadı. Şimdi eve gelmiyor. Ben kiloluyum, 80 kilo oldum. İşte beğenmiyor, zayıflamadın diyor. Ben söz vermiştim zayıflayacağım diye. Tamam ama olmadı. Aksilikler. İstediğim gibi olmadın. Sen hak ediyorsun işte. Sen iyi hayat hak etmiyorsun. Beni dinlemiyorsun. Hani işte internete falan giriyor, arkadaşlar arıyor. Böyle Evet. dün gece çok kötü kavga ettik. Çocukları alıp gitmek istiyor. Hani beni bırak istiyor. Çocukları alıp Kısaca nereye böyle gidecek? aslında Nasıl çok bakacak sorulamaz. çocuklara? İşte arada bir hanım gelmiş ya 2 aylığına. Gelmiş ama 2 ay durmuş o da. Durmuş. Doğru. O da 2 ay Evet. durmuş. Evet. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Valla şöyle yani bu yapıda bir adam aynı zamanda şiddet de uygulamıştır değil mi size? Tabii tabii evet. Yani şimdi zaten baştan çok cahilce yapılan bir evlilik bu. Evet. Yani 14 yaşında seni benimle kaçmazsan öldürürüm diyen adam da kaçılır mı ya? Ama işte bak 14 yaş şimdi Ya. hani bunu da atlamamak lazım. Çok hani hakikaten ürkütebilirsiniz, korkutabileceğiniz bir yaş. Daha çocuk, genç, Evet. hani duygular net değil. Yani hani o dönem yapılmış bir Şimdi şey. en büyük bakın şimdi en büyük sıkıntı hanımefendiyle beraber biz mesaj da verelim. En büyük sıkıntı şu. Annenin babanın desteği olsaydı bu yaptıklarını yapamazdın. Ha tabii, Tabii şimdi tabii. sen bir Yani defa kaçmışsın. Tabii kaçmasaydı. sen kaçmışsın. Şimdi sonuçta anne babayı ikna etmek lazım. İşte onlarla dedim ya ben göremeyebilirim. İşte o dönemde ama şöyle bir şey oluyor. Sıkıntı şurada biraz. Çok delikanlar gerçekten. Hani o İşte heyecan, burada işte her şeyi anne yapabilirim. babalardan da kaynaklananlar var. Tabii neden? Öyle Şimdi çocuğunu dinlese, onu anlamaya çalışsa böyle bir şey yapar mı? mi? Çok az yapar. Evet, yapan Evet. yine var. Doğru Ama çok söylüyorsunuz. az yapar. Ama burada yani böyle bir durum var, böyle bir şey var. Sen saklıyorsun. Neden saklıyorsun? Anne babanla zaten iletişimin yok. Onlarla paylaşımda bulunamıyorsun. Burada anne babalar bakın çocuklarla özellikle ergenlikle beraber daha fazla dinlemeye, daha fazla onları anlamaya, daha fazla onların ağzına, içine bakmaya, acaba ne diyorlar, ne hissedebilirim, ne yakalayabilirim, daha verici olmaya özen göstermeliler. Ama Evet, doğru. sert ve otoriterse çocuk zaten saklıyor. Evet, Bu sefer doğru. saklı saklı işler yapıyor. Onu da Evet, doğru. görmek lazım. Yani bu noktada hanımefendi şunu da söyleyeyim, internet üzerinden başka aramalara da girmiş. Bence bu adamdan hayır yok. Ya. Bence öyle. Bence bu adamdan hayır yok. Yani Üzücü. birleşmişler ama ben yani çok da bu ilişkinin devamını görmüyorum ben. Anladım, anladım. Peki, Denizli'den bir telefonumuz var. Yine Yasemin Hanım biz de...